mükemmeliyetçilikle başlayalım tanımıyla. Çünkü ben de biraz mükemmeliyetçi yapıya sahibim. Ama acaba sadece bende mi var? Sadece izleyende mi var? Mükemmeliyetçilik bir hastalık mı, sıkıntılı bir durum mu? Nedir, ne değildir bir şöyle anlatalım mı önce? Program öncesi konuştuğumuz gibi konumuz çok önemli bir konu ve çok da yaygın. Var mı aslında mükemmeliyetçilik ya da hazırlanırken ben kendime sordum. Hata payı bıraktım mı kendime diye. <laughs> ne kadar mükemmeliyetçi? Şimdi danışanlar bize geldikleri zaman aslında alanında burada iki bir uzman var karşılıklı oturur ve her ikisinin de sıkıntıları, sorunları vardır. Bir taraf kendi yaşadığı acıların, sıkıntıların uzmanı olmuştur. Diğer tarafsa psikoloji ilmiyle alakalı olarak. Burada da oturduğumuzda da aslında bizde de bazı problemler, hayatta yaşadığımız güçlükler, sorunlar da yaşanabiliyor. Bunlardan bir tanesi de mükemmeliyetçilik. Ama mükemmeliyetçilik genellikle bir hastalık olarak da tanımlanabiliyor. Bu bir hastalık değildir. Bu bir kişilik özelliğidir aslında. Fakat bazı sıkıntılarla beraber eşlik eden bir kişilik özelliği diyebiliriz. Nasıldır bu? Mükemmeliyetçi kişiler adı üstünde her şey çok iyi olsun. En iyisi, kullandıkları kelimelerden bir tanesi budur. En iyisi olması yönünde hareket ederler. Bir diğeri ya hep ya hiç anlayışları vardır. Bir şey ya çok iyi olacak ya da hiç olmayacak, hiç başlanılmayacak gibi. Bu yüzden bir işe başlamakta da zorluk çekerler. Ee, eleştireldir çevrelerine karşı. Çok fazla eleştirileri vardır. Kendine dair eleştirileri de çoktur ama bunu çok fazla yansıtmamaya çalışırlar dışarıya karşı. Hep karşılaştığımız bir durum. Halk arasında, iş ortamında ya da evlilik ortamında bunu fark ettiğimiz, karşılaştığımız durumlar arasında. Fakat şurada bir karışıklık sebebiyet veriyor. Aa ben mükemmeliyetçi bir insanım, yani işimi çok iyi yaparım, en iyisini yaparım diye kendimizi övme kısmıyla değildir. Mükemmeliyetçi kişilik aslında tanımı çok daha farklıdır. Bu insanlar genellikle içe kapanıktır, kendilerini fark etme yönünde çok fazla içgörüleri gelişmemiştir. Maalesef ki yaşam koşulları itibariyle iş hayatında aranılan bir özellik. En iyisi yapılan çünkü buna uygun olarak hatta bir takım testler, insan kaynakları biriminin testlere tabi tutması vesaire derken böyle kişiler aranıyor. Çünkü işlerini en güzel haliyle yapmak istiyorlar. Hı hı. Bununla beraber bu kişiler eleştirildiği söylemiştik. Aynı zamanda e, olumsuz bir taraf olarak da bakacak olursak ertelemeleri de çok fazla yaşanıyor. Çünkü çıta çok yüksek, beklenti kendisinden çok yüksek. Buna ulaşabilmek adına da eğer ki ulaşamayacağını fark ederse hemen kendisini bir geri çekme davranışı bırakma. Vazgeçilme. Eleştirel olduğu için eleştirileceğini de düşündüğü. Tabii ki yani bir insan aslında kendimizdeki özellikleri bir dışarıdan beklediğimizde korktuğumuz özelliklerdir. Kendi yaptığımız. Ve eğer bir şeyden çok memnuniyetsizsem birinin benden ya da yaptıklarımdan memnuniyetsizlik göstermesine de tahammülüm yok ve bununla yüzleşmeye hazır değilim. Çünkü ben zaten şikayet per şikayet perver nasıl bir kelime? Ben de TDK'ya yeni kelimeler üretiyorum. Yani o şikayetle beslenip şikayetle yaşayan, şikayet duyunca da rahatsız olur. Aynı şekilde eleştiriyle beslenen, Besliyorlar aslında kendilerini. Beslerken aslında zehirli bir besinle besliyorlar diyebilir miyiz? Çünkü ya bir şey üretmiyor manasıyla. motivasyon kaynağıdır. Hı hı. Nasıl ki stres bir miktar olması gerekir insan hayatında. Sınava hazırlanmada böyle bizi e, ya kalkayım şu sınavıma bir bakayımlar ya da geç saatlere kadar çalışmamızı sağlar. Bazı insanların motivasyon kaynağı ise eleştirilerden beslenmektir. Hatta danışanlarıma şunu söylerim. Ya kendini kırmaçladığın yetmedi mi artık? Hı hı. Ne yapıyorsun? Nereye kadar devam edecek diye. Çünkü o kadar kendini sert bir şekilde eleştiriyor ki onun neticesinde kendisini böyle eleştirip cezalandırdığı için çok daha iyi hazırlanmaya başlıyor. Motivasyon kaynağı haline geliyor. Diğer bir açıdan baktığımızda ise benlik saygısı düşmeye başlıyor, özgüveni düşmeye başlıyor. Ve bu kişilerde biraz da Nasıl ki işte sosyal medyada bazı ortamlarda maske takarız işte gülümseyen sürekli iyi bir yüz ifadeleri mutlu anlar vesaire gibi. Mükemmeliyetçi kişilik de bir nevi savunma mekanizmasıdır bir nevi aslında bir e, maskedir. Onun ardında görünen şey ama halk arasında çok da görünmeyen kısım ise kişinin oradaki farklı duyguların olması korkularının yoğun bir şekilde yaşanması utançlık duygusu, öfke duygusunun olması bunları göstermemek için onu bir şekilde kamufle etmeye çalışıyor. Evet ee, biraz mükemmelliyetçi yani ben acaba niye böyle oldum hani mükemmellikçi yanıma baktığım zaman tamam bir patolojik durum değil onu kontrol altına alıyorsun yani çıtayı yüksek tutarım her zaman. Meslek hayatımda da akademik hayatımda da öyle oldu. Çıtayı yüksek tutmamın sebebi ben ne kadar yüksek tutarsam iyi o kadar yaklaşabilirim. Yani yeterince iyi benim tabirim en iyisi diye bir şey yok ama yeterince ne kadar iyiyim? Yeterince de şu benim yetebildiğim iyilik. Yani benim donanımlarım, benim dinamiklerim neyi ortaya koyuyor? Onun en yükseğine ulaşmak belki. Ben bu şekilde kendimi onarabildim. Aksi halde bir şey üretemiyorsunuz, ortaya bir şey koyamıyorsunuz. Öyle sizi kitliyor kalıyor. Neden bazı insanlar mükemmeliyetçilik karakteristik özellikleri taşırlar. Şimdi karakter oluşumundan gireceğiz. Çocukluğa yine gidiyoruz. Biraz oralardan bahsedelim mi? Neden bazı insanlar mükemmeliyetçi? Bunun açıkçası sosyolojik açıklaması da çok fazla. Bir diğeri ise aile kültürü, yetişme kültürümüz de çok önemlidir. Eğer ki bir çocuk çok eleştirel bir ortamda büyümüş ve yaşamışsa her zaman için bardağın boş tarafı görülmüş ya da yaptığı bir resimde bu nasıl olmuş anne baba diye gösterdiğinde şurasını şu renge yapabilirdim olmamış deyip hep bir olumsuza odaklanan ebeveyn varsa ya da senden hiçbir şey olmaz bak işte hata şurayı yaptın. bile kazanamadın komşunun çocuğu şurayı kıyaslamalar yes. hep bir hataların vurgulanıyor olması bu sefer çocuk kendine dönüp bakıp diyor ki ya bende bir sorun var galiba daha iyisi olmalıyım daha iyisi. Mesela çok yüksek mevki kademelere gelen kişiler gerçekten de azmedip çalışıp. Hep e, de iyi de... yerlerde değiller mi? Ya yani evet, Bakıyoruz evet. mesela biz iyi yerlerde ama yine yeterli görmüyor kendini. Çünkü e, geldiği zaman mutlu olabileceğine inanıyor. Annesinin babasının gözüne girebileceğine inanıyor. Sonrasında o mevki o konuma geldikten sonra ben neden mutlu değilim? Neden o iç huzuru iç kalben tatmin olmayı mutmain olmayı yaşayamıyorum diye sormaya başlıyorlar. Oradaki esas tatmin ettiğimiz kişi kendisi değil anne babası zamanında tatmin olmamış anne babalardır. Hı hı. E, tabii ki böyle kişilerin hem aile ortamı zedelenmeye hem ilişkiler zedelenmeye yani bir eş pozisyonu olarak düşündüğümüzde de e, sürekli evde onu neden oraya koydun, bu yemeği neden bu şekilde yaptın diye eleştirilerin yapılıyor olması e, ilişkide e, sağlıklılığı bozan, paylaşımların azalmasına neden olan problemlerin ortaya çıkmasına neden olan bir durum. Yani mükemmeliyetçilik ismi itibariyle bir şeyin en iyisini yapmak, o işte çok iyi olmak anlamında değil. Bunun görünmeyen bazı böyle olumsuz yansımaları da var. Bunu fark edebilmek, törpüleyebilmek de çok önemli.